Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 8. sınıf KDS 7 denemesini çözeceğiz. Umarım sınavımız iyi geçmiştir. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Almanya, İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmeyi, Osmanlı Devleti de Mısır'ı geri almayı düşünüyordu. Almanya'nın isteğiyle Osmanlı Devleti 1 Ocak 1915'te, diğeri Temmuz 1916'da olmak üzere iki başarısız harekat düzenledi. İngiltere'nin karşı saldırısıyla cephe kapandı. Birinci Dünya Savaşı'nda yukarıdaki verilen gelişmelerin yaşandığı cephe aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Biz Osmanlı Devleti olarak ne yaptık? Mısır'ı geri almak istediğimiz cephe ne oldu? Kanal cephesi oldu. Cevap B şıkkı. Şimdi ikinci soruya bakalım. Mustafa Kemal 1910'da Picardi manevralarına katılmak için gittiği Fransa'daki günlerinde ve Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki ataşe militerlik yıllarında Avrupa uygarlığını oldukça yakından tanımıştır. İlk görev yarışamında Trablusgarp'ta ve Balkan savaşlarında ise bu uygar görüşlü Avrupa'nın sömürgeci yönüyle karşılaşmıştır. Genç bir subay olarak Osmanlı Devleti'nin hızlı bir şekilde çöküş sürecine tanık olmuştur. Yaşananlar Mustafa Kemal'i ulusal değerler ve çağdaş ilkelerin dayanan yeni bir devlet inşa etme düşüncesine sürüklemiştir. Metinden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Osmanlı Devleti'nin olumsuz gidişatını gözlemlemiştir. Evet, bunu söyleyebiliriz. Askeri görevde bulunduğu yerlerde Avrupa'nın sömürgeci yönünü görmüştür. Bunu da söyleyebiliriz. Yaşadığı ve gördüğü olaylar milli ve modern bir devlet kurma fikrini oluşturmuştur. Yeni bir devlet kurma fikri vardı, bunu da söylemiştik. Osmanlı Devleti'ni kurtarmak amacıyla fikir akımlarının ortaya atılmasını sağlamıştır. Buna ulaşamayız. Cevap D oldu. Üçüncü soru. Kars Antlaşması, Meclis ile Kafkas Cumhuriyetleri, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan arasında yapılmıştır demiş. Üç tane maddesini vermiş. Birinci madde, Boğazların ticareti açılması, İstanbul'un güvenliğini sağlanması her iki tarafça benimsenecektir. İkinci madde, taraflar arasında ticaret, gümrük, sağlık ve güvenlik konularında ortak tedbir alınacak, demiryolu ve telgraf hatları yapılacaktır. Üçüncü madde, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan Türkiye'nin tanımadığı bir antlaşmayı tanımayacak, Nahçıvan bölgesi özellik verilecek demiş. Kars Antlaşması'nın yukarıda verilen maddeleri dikkate alındığında hangi yargılara ulaşabiliriz diye sormuş. Kafkas Cumhuriyeti'ne özellik tanındı, hayır bunu söyleyemeyiz. İkinci maddeye baktık. Taraflar arasında ulaşım iletişim alanlarına yönelik çalışmaların yapılacağı. Evet, bunu söyleyebiliriz. Boğazlar ve İstanbul ile ilgili Türkiye'ye avantaj sağlayacak maddelerin yer aldığı. Bunu da söyleyebiliriz. 2 ve 3 olup cevap C şıkkı oldu. Dördüncü soruya bakalım. 7 Ağustos 1918'de Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na bağlı 7. Ordu Komutanı olarak ikinci kez Suriye cephesine atandı. Cephe komutanı Alman general, İngiliz ve Fransız birliklerine karşı savunma savaşının Suriye ve Filistin topraklarında yapılması emrini verince Mustafa Kemal tarafından eleştirildi. Ona göre asker ve malzeme bakımından Osmanlı ordusundan daha iyi durumda olan itilaf birliklerini Anadolu topraklarından uzak tutmanın tek yolu kademeli olarak geri çekilmekti. Oluşturduğu savunma hattıyla Arap çetelerini ve itilaf birliklerini Suriye'nin kuzey sınırında durdurmayı başaran Mustafa Kemal, Anadolu'ya yönelecek saldırıları da önlemiş oldu. Metindeki bilgilerden hareketle Suriye-Filistin cephesine görev alan Mustafa Kemal ile ilgili yargılardan kaç tanesine ulaşılabilir diye sormuş. Alman generallerinin verdiği emri askeri açıdan uygun bulmadı. Evet, bunu söyleyebiliriz. Osmanlı ordusunun itilaf birliklerine karşı kademeli olarak geri çekilmesi gerektiğini savunmuş. Evet, bunu da söyleyebiliriz. Yaptığı başarılı savunma hattıyla düşman birliklerin Anadolu'ya yönelmesini engelledi. Evet, bunu da söyleyebiliriz. Emrindeki birliklerin verdiği emirleri yerine getirmemesi üzerine görevinden istifa etti. Bu bilgiye ulaşamayız. Cevap C oldu. Beşinci soruya bakalım. Otorite altına girmek istemeyen Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe gibi Kuvayi Milliye liderleri düzenli orduya karşı çıktı. Bu liderler Kuvayi Milliye birlikleriyle çete tarzının devam etmesi gerektiğini, bu şekilde Yunan kuvvetlerini yıpratarak bıktırılacağını ve sonunda ülkeyi terk edeceklerini savunuyorlardı. Tüm ikna çabalarına rağmen düzenli orduya katılmayan Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe kuvvetleri sonunda meclis otoritesine karşı ayaklandılar. Üzerine gönderilen düzenli ordu karşısında başarılı olamayacağını anlayan Çerkez Ethem, Yunanlarla anlaşarak kuvvetlerini dağıttı. Demirci Mehmet Efe üzerine gönderilen kuvvetler karşısında geri çekilerek af diledi ve meclis kuvvetlerine teslim edildi. Yukarıda verilen bilgilerden hareketle Kuvayi Milliye liderleri ilgili hangi yargılara ulaşılamaz demiş. Düzenli ordu birliklerinin katılmak istemedikleri, bunu söyleyebiliriz. Birinci yargıya ulaşabildik. İkinci yargıya bakalım. Yunan ordusunun çete tarzı savaşlarıyla yıpratabileceklerine inandıkları, evet buna da ulaşabiliyoruz.
Üçüncü maddeye baktığımızda Çerkez Atan ve Demirci Mehmet Efe'nin düzenli orduya karşı başarı sağladıkları, bu maddeye ulaşamayız. Cevap yalnız 3 oldu. B şıkkı. Altıncı soru. Sivas Kongresi kararları her kesime duyurulmaya çalışılırken Padişah Vahdettin'e de ulaştırılmak istendi. Damat Ferit Paşa hükümeti kongreyi engellemeye çalıştığı gibi kongre kararlarının padişaha ulaştırılmasına da engel oldu. Bunun üzerine İstanbul hükümetiyle bütün resmi ilişkileri kesme kararı alındı ve Anadolu'daki çoğunluk bu karara uydu. Kongrenin bu girişiminden sonra Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmek zorunda kaldı. Yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. Damat Ferit Paşa'nın istifası Anadolu hareketinde İstanbul hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi başarısı oldu. Yukarıda verilen bilgiler Sivas Kongresi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlar nitelikte değildir? A şıkkına baktığımızda İstanbul'da hükümet değişikliğine neden olduğu. Bunu eliyoruz. Anadolu'da başlatılan hareketin kararlılıkla devam ettirildiği. Bunu da söyledik. Damat Ferit Paşa hükümetin Anadolu hareketinin çalışmalarını kabul ettiği. Bu bir dursun, D'ye bakalım. Kongre karşıtı olumsuz tutumlar nedeniyle İstanbul hükümeti ile resmi ilişkilerin kesildi. Bunu da söyleyebildikten sonra cevabın C olduğunu anladık. 7. Mustafa Kemal Sakarya Savaşı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştır. Kutsal topraklarımızı çiğneyerek Ankara'ya girmek ve memleket istiklalinin fedakar bekçisi olan ordumuzu yok etmek isteyen Yunan ordusu, 21 gün süren pek kanlı muharebelerden sonra Allah'ın yardımıyla mağlup edilmiştir. Mustafa Kemal'in Sakarya Savaşı ile ilgili verilen ifadeleri dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir demiş. A şıkkına bakalım. Yunan ordusunun Türk kuvvetleri karşısında emellerine ulaşamadığı. B. Milli mücadele hareketinin uzamasına neden olduğu. Bunu eliyoruz. Yunanlar ile yapılacak savaşların sona erdiği. Türk ordusunun Avrupalı devletlerin desteğiyle zafer elde ettiği. Bunu eledikten sonra cevabın A olduğu direkt ortaya çıktı zaten. 8. soruya bakalım. 1. TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplamıştır. Meclisten seçilecek vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır. Kararını almıştır. Buna göre 1. meclis ile ilgili bir güçler birliği ilkesinin benimsendiği, 2 meclis hükümeti sisteminin kabul ettiği, 3 farklı alanlarda inkılaplar gerçekleştirdiği yargılarından hangisine ulaşılabilir diyor. Güçler birliği ilkesini benimsediklerini söyleyebiliriz. Meclis hükümet sistemini kabul ettiklerini söyleyebiliriz. Cevap 1 ve 2 A şıkkı olmuş oldu. Kütahya-Eskişehir savaşlarında Türk ordusunun geri çekilmesiyle Kütahya, Afyon ve Eskişehir Yunanların eline geçti. İnönü savaşlarının olumlu havası bir anda dağıldı. Hatta bazı milletvekilleri meclisin Kayseri'ye taşınmasını önerdi. Milletvekillerinin büyük bir kısmı ile bu durumun milletin ve ordunun manevi kuvvetlerinin kırılmasına yol açacağını belirterek karşı çıktı. Gerekirse ellerine silah alıp savaşarak canlarını vatan uğruna feda edebileceklerini söylediler. Yukarıda verilen bilgilerden hareketle Kütahya-Eskişehir Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangilerine ulaşamayız demiş. A'ya bakalım. Meclisin Ankara'dan taşınmasının gündeme geldiğini. Evet, bunu söyleyebiliriz. Bazı şehirlerin Yunan ordusunun eline geçtiğini. Bunu da söyleyebiliriz. Savaşta alınan yenilginin olumsuz bir etki yarattığını. Evet. Yunan ordusunun ülkeden çıkarılmasını sağlamak amacıyla yeni bir ordu kurulduğu bilgisine ulaşamayız. Cevap D oldu. 10. soruya bakalım. Doktor Esat Paşa tarafından kurulan bu cemiyet Türkler hakkında dünyada yapılan olumsuz propagandaya basın yayın yoluyla karşı koymaya çalıştı. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki cemiyetlerden hangisine aittir diyor. Doktor Esat Paşa tarafından kurulan cemiyetin adı Milli Kongre Cemiyeti'ydi. O yüzden cevap B oldu. Sorular burada bitti arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır.